Bazı iş adamları konfor alanına giriyorlar. Bir çarkın içerisine giriyor sonra. Çark dönüyor ve çarkın içerisinde koşuyor. Hani beygir gibi koşuyorum diyor hatta. Hocam diyor 8 saat yetmiyor diyor. 10 saat. Çok koşturuyorum, çok çalışıyorum. Aslında başarılıyım. Çok da iyi para kazanıyorum. Para iyi kazanıyorsun, iyi de çalışıyorsun. Fakat sen ortalamaya göre kendini kıyaslıyorsun. Yani çoğunluk ile kıyasladığın zaman sen aylık 300 bin euro para kazanıyorsun. Çoğunluğa göre evet iyi. Fakat senin arzuladığın 300 bin euro kasa değil aylık. Sen o %2'nin içerisine girmek istiyorsun. Hani dünyada kendini geliştiren %2'lik bir grup var. Bu insanlar kendini geliştirmeye açık, öğrenmeye açık ve en iyi yerlerdeler. En iyi yaşıyorlar. Hayat kaliteleri çok iyi. Sen bir de onlarla kıyasla kendini. Senin yaşadığın yer Almanya'da Köln şehri. Köln şehrine göre zenginsin. Veya Paris'e göre zenginsin. Ortalamaya göre zenginsin. Git bakayım Dubai'ye. Dolaş bakayım 1-2 saat. Sen aylık 300 bin euro hasılat yapıyorum diye seviniyordun ya. Dubai'de kendini fakir hissedersin. Çünkü kıyasladığın ortalama çok önemli. Kiminle kıyaslıyorsun sen kendini? Ortalamaya göre kıyaslarsan evet iyisin. Bir şeyler biliyorsun. Ortalamaya göre biliyorsun. Ama daha bilmediğin çok şey var. Dubai'de kendini yetersiz hissedersin. Neden? Çünkü oradaki insanlar kendini daha çok geliştirmiş insanlar. Hani zengin oldukça, varlık çoğaldıkça insanlar sosyal medyadan uzaklaşıyorlar. Televizyondan yani dizilerden, filmlerden uzaklaşıyorlar. Yani evinde televizyon yok onların. Onlar kendine zaman harcıyorlar, kendine yatırım yapıyorlar. Onlar için en önemli kişi aynada gördüğü kişi. Değiştirmek istedikleri tek kişi her gün dişini fırçaladığı kişi, saçını taradığı kişi. Çünkü kendine yatırım yaparsan ve kendini geliştirirsen soyu güzel olacak. Yani soyundan gelen nesiller kaliteli insan olacaklar, varlıklı insanlar, huzurlu, mutlu insanlar olacaklar. Hayırsever insan olacaklar. Böyle düşündükleri için özüyle uğraşıyor, kendisiyle uğraşıyor, kendine yatırım yapıyor. Dolayısıyla sen eğer kendini başarılı hissediyorsan, zengin hissediyorsan, kime göre, neye göre? Göreceli çünkü. Bu tarafa bak. Eğer kıyasladığın ortamı değiştirirsen, kendini geliştiren insanların arasına girer, onlarla kıyas yaparsan yetersiz olduğunu ve daha çok şey bilmediğini ve öğrenmen gerektiğini fark ediyorsun ve kendini geliştiriyorsun. Kendine yatırım yapıyorsun. Teknik yöntem öğreniyorsun. O yöntem ve teknikleri uyguladığın zaman şu anda 300 bin euro hasılatın 3 milyon euroya çıkıyor aylık. Çünkü kendine yatırdığın para her zaman 10 katı geri geliyor. Kendine yatırdığın 1 lira her zaman sana 10 lira kazandırıyor. İnsan fark etmeye başlarsa, işte o biraz önce dediğim gibi kendini başka insanlarla kıyasladığı zaman, yani kendini geliştiren insanlarla kıyasladığı zaman yetersiz hissediyor kendini. Bir şeyler yapması gerektiğini anlıyor. Bu sefer oraya doğru koşuyor, oraya çarpıyor olmuyor, buraya çarpıyor olmuyor, oraya çarpıyor olmuyor. Her türlü her şey deniyor. Çünkü kafada daha kıtlık bilinci var, kurtulmamış. O bakış açısı var ya, mindset'i düşük, kurban rolünden çıkmamış daha. Yani hala başkalarını suçlamaya devam ediyor. Çarptıkça fark etmeye başlıyor. Ah zor diyor, ha tamam şimdi bir şeyler yapmam lazım. Doğru yeri buluyor. Ve orada kurban rolünden çıkarak, bakış açılarını değiştirerek, kıtlık bilincinden kurtularak hızlıca step by step ilerlemeye başlıyor. Farkındalığı açılmaya başlıyor. Çünkü bir özgüven geliyor. Tamam ben bir şeyler öğrendim, yapıyorum ve sonuçları hızlı hızlı gelmeye başladı. Yani 300 bin euro oldu 500 bin. 500 bin oldu 1 milyon aylık. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde özgüven artmaya başlıyor. İşini daha profesyonel bir şekilde, kaliteli bir şekilde yapmaya başlıyor. İşine sarılıyor ve ailesine, çocuklarına daha fazla zaman ayırabiliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, biz
İlk önce analiz yapıyoruz. Yani sen kiminle kendini kıyaslıyorsun? Bunu gösteriyoruz kişiye. Diyoruz ki bak fark etmen lazım. Sen ortalamaya göre, %98'e göre kendini kıyaslıyorsun. Evet, o ortalamaya göre iyisin. Olabilir. Ama senin istediğin daha fazla. Daha fazla şey istiyorsun. Acaba kimle kendini kıyaslıyorsun? Bunu analiz etmemiz gerekiyor. Ona fark ettirmemiz gerekiyor. Biz bunu yıllarca yaptık. Uyandırmak için. Ve kişi uyanmaya başladığı zaman kıyasladığı kişi, toplum daha farklı insanlarla kıyaslayıp onları örnek almaya başladığı zaman çözümler üretmeye başlıyor. Veya beraber çözümler üretiyoruz onunla. Onun arzuladığı hedefini ona gösteriyoruz. Burayı istiyorsun. Buraya gitmek istiyorsan o zaman atacağın adımlar belli. Bu adımları atman lazım. Gösteriyoruz ona. Biz yıllardan beri bunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kendini kurban rolündeki insanlarla kıyaslarsan, evet, o zaman sen onlara göre iyisin. Ama sen kazananlarla, kendine yatırım yapanlarla, kendini geliştirenlerle, özüne yatırım yapanlarla, yani sevmediği insanlara hava atayım diye koltuk, ev, araba alanlardan değil, kendine yatırım yapanlardan oluyorsun o zaman. Kendine değer vermeye başlayınca zaten karşılığını kat ve kat fazla alıyorsun. Biz yıllardan beri sevgili arkadaşlar Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Sizlere de bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız, yani kazancınızı, bereketinizi, huzurunuzu, sağlığınızı arttırmak istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için yapmanız gereken bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup bize göndermek. Bizim arkadaşlar formu okuyorlar, bakıyorlar nasıl yardımcı olabiliriz, hedefleri nelerdir, eksikleri nelerdir, ayak bağları nelerdir, yetenekleri nelerdir. Eğer uyuyorsanız programa, bizim de size yardımcı olacağımıza inanıyorsa arkadaşlarımız, o zaman sizinle bir ön görüşme yapıyoruz. Şimdi hemen bu ön görüşme için aşağıdaki linke tıklayın, formu doldurup gönderin. Hoşça kalın.